Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Crysis 2 Remastered oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Bunu indirelim abi önce. Tamam, dürbünü açıkken şey yapabiliyoruz, gizliliğe geçebiliyoruz, çok iyi. 3 kişi arkadan geliyor. Aha. İndirdik, karşıya geçmem gerekiyor abi. Bomba atalım oraya. Tamam. Görünmez olalım ve geçelim abi yanından. El bombaları. Aldık abi el bombası. Abi her yerde şey bulabiliyorum. Cephane bulabiliyorum. Güzel. Maksimum zırh. Tamam. İyiyiz iyiyiz. Bir şeyimiz... Allah! Tamam, içeridesin. Gövde taramasını başlat. Gövde taraması ne ya? Enkaza bulmanın yolunu bul. Bulduk zaten. Şu gazlar acaba canımızı azaltır mı diye düşündüm ama galiba zarar vermiyorlar bize. Ah siktir. Bu insan dokusu. Bunlar insan. Erimişler. Bak, gerçek uzaylı dokusu yoksa vaktimizi boşa harcıyoruz. Oradan hemen çık. Harbi mi diyorsun? Tamam, çıkalım abi. Yeni düşman gelmiş mi? Şurada bir düşman gözüküyor. Oğlum bunlar evrimleşmiş lan. Böyle bir yer değiştirelim abi. Bunlar iki tane değil miydi ya? Diğeri nerede acaba? Maksimum gizlilik. Biri de burada galiba. Nerede oğlum? Aşağıya gitmiş. Maksimum gizlilik.
Allah. Nereye gitti lan? Ha öldürmüşüz. Al abi dok örneği. Ne oluyor? Geliştirme yapabiliyoruz yani. Zırhı geliştirebiliyoruz. Şimdi 100 şeyimiz mi var? Ana katalizörümüz var. Tehdit algılayıcı eğer geliştirirsem gelen mermilerin rotasını işaretliyor bana. Zırh gelişimi yaparsam zırh modunda enerji salımını azaltır. Yani daha az enerji kullanır. Tehdit algılayıcı güzel olabilir. Bazen nereden geldiğini anlamıyoruz mermilerin. O yüzden ilk önce bunu geliştirmek istiyorum. Daha sonra zırh gelişimi yaparız. Aktif durumunu değiştir. Yani böyle kapatabiliyoruz, açabiliyoruz galiba. Tamam, şu an aktif diye anlıyorum. Maksimum distance. İşte şimdi oradan çık ve sahile doğru git. İki tane yok muydu oğlum bunlardan? Bu ne? Pelin diye bir silah. Ha buna bakmıştık galiba değil mi? Evet doğru. Burada bir araç var. Bu ne aracı? Maksimum gizlilik. Bu yaşıyor mu lan? Baga girmiş. Neyse tamam. Buradan devam. Dok örneğini Gold'a ulaştır diyor görevimiz. Aşağı taraftan mı gideceğiz? Tal yolundan Gold'un laboratuvarına ulaş. Cephane alalım abi. Maksimum gizlilik. Pelin. Şöyle ilerleyelim ki düşmanlarımızı direkt işaretleyelim. Aha. Hazır saldırıyorken biz de ona saldıralım. Nano katalizör topladık abi. Abi zırh gelişimi lan. Adam dibimize geldi ya. Zırh gelişimi yapacaktım. Al abi. Şurada 3 kişi var. Aha. Yanıma gelmiş biri de. Buradan bir cephane alalım. Yani cephanemiz gerçi full gözüküyor ama biz yine de garantiye alalım kendimizi. Buradan üstten mi geçeceğiz? İşaretledik abi.
uzaylıya. Şunun yanına gidip bir katalizör alalım. Yeni bir özellik var mı açmadığımız? Yok. İşaretle lan şunu. Burada da var bir tane. Tamam. Maksimum gizlilik. Nereden geçtiniz siz oraya? Buradan oraya geçilmiyor mu lan? Heh, gel bakayım. Çok iyi. Maksimum gizlilik. Ha, daha vardı. Bunlar 3 kişiydi. Neyse. Şuradan geçmem gerekiyor. Okey. Burada biri daha var. Çok iyi abi. Hala etrafta omurdanma sesi duyuyorum. Buradan devam edelim biz yolumuza. Diğer taraftan geçeceğim galiba. Maksimum gizlilik. Lan ne oluyor lan? Diokot özümseniyor. Özümseme tamam. Alt kattan protokolleri yazılıyor. Bekleyin. Bekliyoruz abi. Ne yaptın sen şimdi? Maksimum gizlilik. 300 katalizörümüz var abi. Hiçbir şey açamıyoruz. 600 olunca hareketlilik gelişimi özelliğini açabiliyoruz. Şundan varken hep şaşırıyorum. Tamam. Prophet, ne yaptığını bilmiyorum ancak giysi sinyali kafayı yedi. Göstergeler çıldırdı. Tüm laboratuvar sistemlerini bir araya toplayan ara birim protokolleri ve üzerinde Hargreaves'in adı olan bir yığın biyoteknolojik patent dokümanı var. Giysinin alt katmanlarına yerleştirilmiş beklenmedik bir durum prosedürüne benziyor. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bak, sahil yolundan buraya, laboratuvara gel. Burada ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Abi, olabildiğince hızlı gel. Evet, o... Tel, sahil yolu boyunca bir sürü kontrol noktası kurdu. Şimdi telsizlerini dinliyor. Ve Lockhart burada. Operasyonu kendi yönetiyor gibi görünüyor. Yakınlarda olmalı Prophet. Dikkat çekme. Dikkat çekmeyeceğiz abi. Ateş efektine bakar mısınız? Sahil yoluna çıkmanın yolunu bul. Harika değil mi abi? Buna bakar mısın ya? Açalım abi giysi ayar menüsünü. 300 var. 500 değil miydi oğlum bu? 200 nereye gitti? Anlamadım. Maksimum gizlilik. Burada ne var? Bu ne? Ateş geçirmiyor şey, mermi geçirmiyor. Kapı açılıyor mu ki? Açılıyormuş.
kralı teslim etmek. Görevimiz onu gebertmek. İnsan hakları konusuyla o öldükten sonra ilgilenirim. Canlısı bize daha faydalı. Faydalı mı? Ne faydasından söz ediyorsun? Herif düzinelerce adamımı delik deşik etti Bayan Strickland. Daha fazla risk alamam. Prophet ölmeli. Hargreave de cesediyle istediği kadar oynayabilir. Hargreave giysiyi istiyor. Ve giysisini de alacak. Bundan hiç hoşlanmayacak. İkimiz de onun için çalışıyoruz. O konuda yanılıyorsun Bayan Strickland. Sen onun için çalışıyorsun. Ben sessel yönetim kurulu ve savunma bakanlığı hesabına çalışıyorum. Yaşlı Hargreave gibi ulak bir hisse sahibinin ne düşündüğü umurumda bile değil. O ulak hisselerin çoğunu elinde tutuyor. Ve ayrıca Krynet kurulunun eski başkanı. Buradayken kimi düşman edindiğine dikkat etmelisin Rokar. Bu konuşma bitmiştir. Birbirlerine girdiler. Etrafımızdaki düşmanları bir işaretleyelim önce. Taktiksel seçenekler neymiş? Gizlilik. Araca binip gidebilirmişim. Kenara tutun diyor. Orada bir tutunacak yer var. Burada da yeni silahlar var. Şurada görevimiz. Yaratık doku numunesini Gold'a ulaştır diyor. Sahil yoluna çıkmanın bir yolunu bul. Buradan inceliyoruz zaten. Şöyle ki ilk önce şuradaki adamı indirebilirim sessizce bence. Buradan geçemiyormuşum mu? O zaman şuradan geçeceğim. Maksimum gizlilik. Nereden gördün ya? Susturucu takılı ya. Maksimum gizlilik. Böyle şu tarafa gidelim. Maksimum gizlilik. Kaç tane bombamız var acaba? Onu göremiyoruz değil mi hiçbir yerden? Şuraya geçelim. Etrafta çok sayıda sel hareketi görüyorum. Laboratuvarı bulurlarsa ikimiz de sıçarız. Hızlanman gerekli. Bu kadar kolay mı? Gelsen hızlan istersen. Uzun mesafeli Scar var şurada. Oradan cephane alabiliriz. Çok azalmadı ama yine de fullleyelim. Maksimum gizlilik. Fullendi bile. Buradan yukarıya çıkabiliyorum. Maksimum gizlilik. Çalın bakalım. Burası da ses yapıyormuş. Gizlilik. Buradan gizlice ilerleyebiliyoruz. Gidelim bakalım. Diğer tarafa geçtik. Ne oluyor lan? Biri beni mi gördü? Maksimum gizlilik. Şaka. Ne oldu? Pardon. Q'ya basacağıma 1'e basmışım. Atalım. Maksimum.
Şuradakini de indirdik mi tamamdır. Çok güzel vurma hissiyatı ya. Bayıldım. Şimdi şu aracın içine girip farını açabiliyoruz arabanın. Şu tareti nasıl kullanıyoruz onu öğrenmeye çalışacağım ama hiçbir yerde yazmıyor. Ayarlardan bakacağım, bulamadım. Yer değiştirme şeymiş, C'ymiş ve sökebiliyoruz da. Harika abi, tamam. Hareket halinde atış edemiyoruz ilk oyunlardaki gibi. Yani ilk oyunda ve DLC'de olduğu gibi. Öyle bir sıkıntımız var. Ama buradan zaten devam edebiliyor muyuz? Bir deneyeceğim. Yolun kenarına çıkamıyor araç. Şaka mı? Elimizde götürsek silahı. Yok abi. Dökelim. Heh. Bence işimize yarar bu ya. Harbor Lights iskelesine ulaşana kadar sahil boyunca ilerle. Maksimum tizlilik. Merkez, ben HG-15. Koordinat Delta 7-9'a yaptım. HG-14'ten... Öf. Biraz şöyle bir kenara çekilelim. Abi harika bir oyun şu an. Aşırı zevk alıyorum. Keyif alıyorum. Arkalarına geçmişim fark etmedim. Harika. Şöyle bir koşalım. Buradan mühimmat toplayayım. Eğer ihtiyacım varsa diye. Bunu sonra alabiliyorum değil mi? Tekrar alabiliyorum. Bomba varmış, alalım abi. Tamam, tabancamızın da mermisi varmış. Devam edelim. 60 tane mermisi daha var. Ve çok çabuk enerji doluyor ya. Haki, okay. Ben Gökbir. Hedef sahil boyunca yayı olarak kuzeydoğuya doğru ilerliyor. Koordinatlar Delta 7-9. Durdurabilir. Allah. Ben Haki Yeci. Manhattan Köprüsü'ndeyim. Hadi. Haki Yeci. Abi. Ha, bunu atabilir artık. Mermisi bitti bunun. Maksimum tizlilik. Buradan devam edeceğim galiba. Deprem! Asiktir! Deprem mi? Koş! Koşamıyoruz.
Evet. Burada bu bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kanalıma abone olup videoyu beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.